Merhaba lan da YouTube Genshin'in bir bölümünde daha devam ediyoruz. Yeni bölgelere gidiyorduk. 3.6'nın galiba yeni bölgelerine. Bu bölgelerdeki görevleri yapıyorduk ve onları yapmaya devam ediyoruz. Hemen göstereyim şöyle. Arkada da hazır şu dönerken. Uyanışın hakiki sesi ve Asipatravana İtihasa diye iki tane görevimiz varmış. Aynı zamanda Amrita'nın kalbi diye bir tane görevimiz var. Bunların hepsini yapacağız işte. Öncelikle şuradan Amrita'nın kalbinden başlayalım. Bakalım neler oluyormuş. Tabii birazcık donuyoruz. Bu bölge birazcık kafayı yemiş. Ama birazdan çözülecektir diye umuyorum. Şu an için ama çok sıkıntıdayız. Neyse. Halledeceğiz, halledeceğiz. Bakayım, doğru durduk mu? Duramıyoruz. Yine bir şeyler oluyor. Şurada Dendro kulusumuzu alalım. Buradadır muhtemelen. Değilmiş. Ben bunun içindedir diye düşünmüştüm. Ama bu bölge mi çok donuyor? Yoksa şu anda şeyi mi yanlış yaptım? Çok emin olamadım. Yani mantıken haritanın bu kadar yavaş yüklenmemesi lazım. Bir şey donuyor muhtemelen. Hadi bir devam edelim bakalım. Eminim ki bir şekilde düzelecek. Sanki daha iyi gibi. Bir iki tane F5 attım da. Burada müziği çok düşürdüm. Ama yine de güzel bir müzik dönüyor şu anda. Öncelikle şunu açalım. Portalı yanlış işaretlemişlerdi. Her neyse. Adak adamıya gelen yabancı. Pardon, sen kimsin? Bundan sonra hep aşağıdakini işaretleyeceğim. Çünkü hiçbir farkı yok ikisinin de birbirinden. Buraya ışık tüylerini atayacakmışız. Böylelikle bu görevi yapmış olduk. Ya bu muhtemelen hani şunun gibi bir şey. Hemen göstereyim. Şunun gibi bir şey muhtemelen burada da. Sonra geliriz buraya. Aynen öyleymiş. Bunları topladıkça muhtemelen daha da güçlenecek bir şeyler olacak artık. Okey, geçelim bir sonraki göreve. Şurada yakın olandan başlayacağım. Asipatravana İtihasa diye bir görevimiz varmış. Muhtemelen o kadar kolay bir görev değil. Yani o kadar kolay bir görev değil derken uzun bir görev anlamı demek istiyorum. Aşağıda bir ton şey var. Zentenerin de ışınlanma noktasını açalım da. Ya bataklık falan demişler ama. Şu ileride de bir şey var. Gördüğünüz gibi. Muhtemelen orayı gösterecek zaten. Yani ortam birazcık tuhaf. %100'lerken her şeyini çözmüş oluruz zaten.
Ve bu bölümde özellikle bu bölgeyi de birazcık toparlamaya çalışacağım. Yani en azından ışınlanma noktalarını falan açalım. Bir iki tane belki sandık toplarız. Ya bu arada millet aranaraları sevdi diye mi acaba bunları getirdiler? Bilmiyorum ama tip olarak güzeller. Tarz olarak da güzeller. Ama bilmiyorum. Bunu getirecekmişiz. Peki. Bir şeyler yapıyoruz. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Sisi dağıtacakmışız. Ne? Şuraya mı gideceğiz? Nasıl ya? Bir dakika. İnelim bakalım. Şöyle mi? Hiçbir şey olmadı. Nasıl ya? Yani meyveleri topla diyor da. Peki. Nero'dan meyvesi falan diyor buna da. Ne oldu? Ha, götürüyoruz böyle. Ama nereye kadar? Sonsuz mu götürebiliyoruz, belli bir noktaya mı? Muhtemelen hani çevresinde bir yere götüreceğiz bunu. Ama yok, belki de şunadır direkt. Bakalım bir. Aynen. Buna götürüyormuşuz. Yani tuhaf, evet. Mahallettik. Hadi bakalım. Burada bir sis topladık. Bunun bir anlamı var mı bilmiyorum ama. Bakarız. Hamı. Tamam. Bu sefer de bunu yok edeceğiz. Ama nerede? Şu ne mesela? Ne oldu be? İçinden geçersek bizi bir yere götürür diyor. Ama derdimiz bu değil elbet, değil mi? Galiba. Galiba değil ya. Hadi bakayım. Neler oluyor bilmiyorum. Çok uzun konuştum. Hiç önemsemedim o yüzden ne konuştuğunu. Falanlar. Bir dertleri var elbette. Şimdi
Evet, bu çalışmıyor. Şuraya gidecekmişiz. Tamam. Bunlar da çıktılar. Şimdi çiçeği bulacağız. Çiçek de şuradaymış. Tamam değil mi? Buna yetişemiyoruz gibi. Nasıl ya? Çok tuhaftı. Neden böyle bir şeye gerek oldu ki acaba? Hadi gidelim bakalım. Bunlardan acaba, bak burada mesela doğa selisi oldu. Ben bunu buralarda bir yerden aldım mantıken. Doğa selisi gibi bir şey diyelim hadi bunu. Ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi burada da görevler var. Burada şu varmış. Nasıl kurtaracağız mesela? Buradakinden mi? Galiba. Mihiri ara diyor. Biraz daha devam edelim. Demek ki devam edebiliyormuşuz. İlla kurtarmamıza gerek var mı diye bakıyorum da hani diğerine. Yani mor sisi dağıtacağız. Şimdi çiçek şurada. Bu da böyle mi dağıldı? Buradaki de oraya gitti. Muhtemelen o da açılacak zaten. Bu yeni gelen iki bölgede çok fazla görev var. Biz de hepsini yapacağız elbette. Ama yani iki tane küçük bölge için bu kadar fazla görev yazmaları birazcık tuhaf. Sadece yazmak da değil elbette. Bu kadar işliyorlar bunları, yapıyorlar, kodlarını yazıyorlar. Hikayesidir, olay örgüsüdür. Neyse, biz gidelim bakalım. Şimdi biz buradan yukarı gidebiliriz de elbette. Bu arkadaş ne o zaman? Ben şunu götürmeden galiba bırakmayacağım. Şuraya bir tane doğa CD'si gibi bir şey yazalım. Ve devam edelim. Çünkü burayı görmek istiyorum ben en azından. Burayı açtık da.
Yani bunlar da nereden çıktı derken bu görevi ortaya çıktı. Fontaine bölgesinden gelmişler buraya. Üzerindeki kıyafetler öyle gösteriyor. Farklı bir görev daha başlatıyoruz ama yani sorun olmayacaktır. Bilmiyorum bu bölümde yapar mıyız, yapmaz mıyız? Ama yani yapmaya başladığımız zaman bunu hatırlatırım belki veya hatırlatmam, kim bilir. Çok da önemli değil sanki. Siz zaten bu görevi almış olursunuz eğer buraya kadar geldiyseniz. Bunu merak edip bakıyorsanız. Tamam. Birlikte şunu alacağım. Normalde %100'lere saymıyoruz ama yine de koyalım. Yani normal %100'e sayılıyor da bizim saydığımız %100'lere sayılmıyor. Çünkü ne gerek var? Birazcık fazla dolaştırıyor sadece. Şuradan yolumuza devam edelim. Bunları mı döveceğiz? Lan kimseye vuramadık mı lan? Yine yapamadık ya. Yine düştük. Yani bunlar hiçbir şey düşürmedi. Peki. Öyle olsun. Bayağı da yüksek noktalara gidiyoruz. Mesela bu niye parlıyor böyle? Böyle olsun yani. Tamam. Hiçbir anlamı yok. Tamam. Olabilir. Öyle çok önemli şeyler dedin de. Ne oldu? Aldım ama bir şey yapamadım. Yine dev gibi bir şey. Bilmiyorum. Bu sefer de bunları taşıyoruz. Sağdan sola, soldan sağa götürüyoruz yani. Bu birazcık daha geçit gibiymiş o zaman. Yani daha doğrusu kilit gibi. Yani o yüzden şunu en azından sileceğim. Çünkü onun bizde bir alakası yok. Çok tuhaf. Geri bayağı merkeze dönüyoruz aslında. Bu bölgedeki ışınlanma noktalarını açamadık ama. O da biraz kötü tabii. Bu bölgenin de FPS'i birazcık düşükmüş gerçekten de. Ya çok fazla efekt koyuyorlar artık. Mesela şuradaki. Bu efektler de FPS'i çok düşürüyor. Özellikle yeraltı bölgesinde çok fazla parıltı efekti var. Onlar da bütün FPS'i yiyorlar yani.
Tabii ortalama bir bilgisayarınız varsa sizin için sorun olmayacaktır da benim olmadığı için. Buraya sanki direkt aranarak görevlerini yapmışlar ya. Neyse bunu da bitirdik. Devam edelim. Şimdi sudan sanatçı çıksa bunu yapacaktık, evet. Hadi buna devam edelim. Şimdi şuradan girmiştik galiba. Buradaki ışınlanma noktasını da açmadığımız için aslında şuradan gidip işaretleyip bu tarafa gidebiliriz. Halledeceğiz, halledeceğiz bir şekilde. Bunları da halledeceğiz. Şimdi bakalım. Şimdi burada bir grup var. Bu grup dövülmeyi hak ediyor yani. Gördüğünüz gibi. Yine düştük ya. Ben artık düşmekten yoruldum ya. Şöyle. Burada da bir tane Remarkable chest'imiz varmış. Onu da yazalım. Yani şimdi bu bölgede %9 toplamışız. %10'u tamamlarız ya. İşte %15 civarını muhtemelen. Çünkü ışınlanma noktaları genelde yüksek güç veriyorlar. Şimdi onlar vardı. Ben onlara erindim açıkçası. Şimdi bombalarla şunu açacağız da hiç kimsenin bence onunla uğraşası yok şu anda. Evet, öğrendik nasıl yapılacağını ama umursamadık. Çok üstteymiş. Şimdi oraya çıkana kadar düşüp ölmezsek iyi diyeceğim. Şu yanda yara çıktı. En azından düşmeyeceğim bir konuma gelirsem çok memnun olurum ki böyle deneyeceğim. Güzel. Öylelikle bu ışınlanma yerini de açtık. Şuraya da gidelim. Daha var mı? Şurası var bir de. Bir de şu alttaki varmış. Hallolur ya onlar. Abi dur, ne ağacı? Tamam. Ona da gideriz, evet. Ama şu an onunla işimiz yok. Buradan çıkamayacağız. Olmadı. Daha düzgün açılı bir yere gitmeliyiz şunun gibi. Güzel, bu da buradaymış. Tamam, burası da ışınlanma kapısı. Şimdi şuraya gideceğim. Daha sonra bu yere geleceğiz. Öncelikle
Şuraları bir bitirelim doğru düzgün de. Ondan sonra geliriz. Yani tüm ışınlanma noktalarını açmak önemli. Çünkü dediğim gibi hani günlük görevler geliyor ve bunlar için hep birlikte açmamız en mantıklısı. Bu arada daha fazla ışınlanma noktası var. Biz sadece şu anda bu kadarını gördüğümüz için ben bunlara odaklanıyorum. Diğerlerine daha sonra giderim ben. Oradaki Dendro Kulusu da gördük. Onu da alacağız. Hiçbir yetenek kullanmadan gitmek daha önemli benim için ama yapamadım onu. O yüzden şuraya dönelim geri. Dönemedik de. O zaman ışınlanalım yukarı geri. Biraz daha ortalara gidip yapacakmışız onu. Tam olarak böyle gördüğünüz gibi. Bunu da aldık. Gördüğünüz gibi %14'teyiz. Devam edelim. O ileride gördüğümü de bir merak ettim. Ha, dümdüz karşımızdaymış zaten. Basitmiş. Onu da alalım. Böyle gördüğünüz gibi bunu da aldık. Şimdi son olarak şu kaldı. Bu yukarıda mı aşağıda mı bilmiyorum ama buradan gidebileceğimizi düşünüyorum. Bu tarafta. Peki. Ve bu taraftan girmeyi deneyelim bakalım. Bu üstte altta falan olabilir. Dendrokulus varlı mı? Vuracağız. Şurada da 4 rakam mı var? Şurada 1 var. Şurada 2 var, 3 var, 4 var aynı. Küçük bir bulmaca şeklinde yapmışlar. Eğer 5 yoksa bununla birlikte açılacak. Yani saymayı biliyorsanız bu bulmacayı da çözersiniz. Neyse o kadar aşağılamayayım da. Yine de basit bir bulmaca. Şimdi burada şöyle elemental monument var. Küçük bir bulmaca şeklinde. Böylelikle bunu da almış olduk. Devam edelim. Gördüğünüz gibi %16'dayız. Şuradan içeri girip mi gideceğiz yoksa şuradan mı gideceğiz emin değilim. Yani en mantıklısı buraya ışınlanmak gibi. Şimdi hadi gidelim. Karşıda da duruyormuş ama ona ne yazık ki gidemeyeceğiz. Aa, buraya giremiyor muyuz? Nereden giriyorduk o zaman? Şuradan mı? Dağ taşa çarpmayalım da. Burada da bir tane Dendrokulus varmış. Hazır buraya gelmişken onu da alalım.
Bu hangi taraf ya? Şu taraf mı? Burası açıkmış. Galiba bu taraftan. Hayır, o yukarıdakini almam lazım. Bunu da işaretleyeyim. Ha, dışarıya çıkıyormuşuz zaten. Yani yukarıdan da gelebilirmişiz buraya aslında. Ama neyse, önemli değil. Bu arada Fontaine'in bazı kısımlarının su altında olacağı falan söyleniyor. Eğer öyleyse güzel olabilir belki. Tabii böylelikle acaba diğer bölgelerde de su altındaki yerleri canlandıracaklar mı acaba? Yani sadece burası su altıdır denmeyip de bir şeyler koyacaklar mı? Hiç belli olmaz yani, belki yapabilirler. Burada kumulun altında bir şey çıktı be. Ben bunu beklemiyordum. Bunu nasıl alıyoruz o zaman? Hadi bir bakalım da. Yani bunun pek alakası yok gibi. Abi de sınırsız uçabiliyormuşuz be. Güzelmiş. Çevreyi görmek için en azından hoş. Bunu nasıl yaptığımızı bir şekilde çözmem lazım. Arındıran ışık tüyleri. Bütün güçlerini kullanan kölere varlıklarını geride bıraktıkları parçalardır. Yanınca Suruç gibi pariler bir parçaları alabilir. Bazı tüyler Suruç yaklaştığında kaçar. Tüyleri almak için onları kovalayıp yakalanması gerekir. Bazı diğer tüyler ise Suruç yakalandığında bir sürü yaprağa bölünür falan filan. Ya mantıken böyle ama şöyle mi? Evet, böyleymiş. Hareket ettirebilirler falan diyor. Tamam. Böylelikle bu parçalardan ilkini de toplamış olduk aynı zamanda. Bu parça diyeceğim şimdilik buna da. Başka bir isim veririm muhtemelen ilerleyen zamanda. Şimdi bunu bir alacağım. Bunu da işaretleyelim. Şimdi tam üstümüzde aslında Dendrokulus var. Ama neyse. Biz şuraya bir gidelim.
Görevimizi yapalım ondan sonra. Bu arada ayak ayda yüzmek de gerçekten iğrenç ama her neyse. Acaba şunu ileri attığımızda falan mı olacaktı? Kim bilir. Köpke. Biz bunu da işaretleyelim yine de. Ne olur ne olmaz. Bakalım bakalım. Time Challenge'ı da yapamamak birazcık üzüyor beni. Ama hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum artık o yüzden. Hayır düştüm. Ve böylelikle bu görevi de bitirmiş olduk. Güzel. İki tane görev yaptık. Işınlanma noktalarını açtık. Bence iyi bir bölümdü. Böylelikle bir bölümü daha bitirmiş olduk. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.